Özellikle, özellikle o operasyon çocuğu hakemin bütün yaptıklarına karşın bu maçta derbide bu galibiyeti alan var ya bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Bütün oyunda olanlar, oyuna sonradan girenler hepsine rağmen hepsini alkışlıyorum. Hepsini tebrik ederim. O hakeme rağmen bu derbiden maçı kazandılar ya hepsini tebrik ediyorum. Bütün bu zamana kadar ettiğim laflar, bütün her Yunus Hakkü'ne söylediğim laflar, Sergio Oliveira'ya ettiğim laflar, Kerem'e ettiğim laflar, alayına bütün eleştirdiklerim, övdüklerime kadar hepsine helal olsun diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Böyle bir rezalet hakem olamaz. Rezalet resmen. Operasyon çocuğu. Tam anlamıyla bir operasyon çocuğu. Rezil Yusufa, Yani bu adamlarla Yunus ülke ülke katkı, futbolu kalkınacak. Nak kalkınır. Bir rezillik yani. Böyle, böyle bir hakemlik olamaz. Normal bir ülkenin şu hakemliğin hemen hakemlik düdüğünün asılması gerekiyordu. Bir, bir gram hata yap... Ya abicim her, her kararın hata olur ya? Ya tamam hakemdir hata yapabilir de her hata olabilir mi ya? Ben hayatım boyunca 3. sezondayız. kroft dönüşünün. Bak kroft dönüşünün 3. sezonundayız. 3 sezon boyunca hiç böyle bir başlangıç yapmadım. Normalde benim başlangıçlarım standarttır. Galatasaray Trabzonspor maçı mıdır? Trabzonspor'u değerlendiririm. Neler eksiktir falan filan derim. Kazanan takım Galatasaray'dır. Kazanan takımdan başlarım konuşmaya. Sonra da bir hakemle alakalı 2 tane 3 tane bir şeyler söylerim. Ondan sonra bitiririm. Ya da hiç söylemem. Ama artık rezillik burama kadar geldi ya. Bu kadar dolmaz ya. Nedir abi bu? Yine bir Sport Toto başlangıcı. Yine ilk 6-7 haftada Galatasaray doğranıyor. Ya her sezon aynı operasyon olur mu ya? Ya bıktım kardeşim artık ben. İkinci sezon, ikinci maçtan başlar. Bak 8. haftaya kadar doğranacağız. Artık çözdük bu işi de. Bir ikinci haftadan 8. haftaya kadar biz bu işi çöz doğranacağız. Tamam mı? Ondan sonra 15 ile 20 hafta arasında veya 10 ile 15 hafta arasında iki kritik maçta Fenerbahçe doğranacak. Sonra Fenerbahçe oyundan düşecek. Algılar, operasyonlar, Galatasaray işte şöyle Galatasaray böyle. Ya her sene aynı olur mu ya? Bu arada Fenerbahçelere sesleniyorum. Bak çok net buradan hemen söylüyorum. 10. haftadan sonra sizinki başlıyor. Siz böyle doğranacaksınız. Hani şimdi zevkinize gelebilir. Abi Galatasaray doğranıyor. Aa, hadi bakalım falan diyebilirsiniz ha. 12-13. haftada bir maçta siz de oranacaksınız hayvan gibi. Ha ondan sonra yok işte M TFF Başkanı Büyükekçi Galatasaray bilmem ne üyesi. Yok efendim MK'da şunlar var. Yok işte Galatasaray şöyle yapıyor. Algı falan hiç yapmayın ha yemezler. İkinci hafta Trabzonspor. Hakem tarafından doğrandı. Az birazcık eğer Fenerbahçe maçında hakkını savunacaksan bu maçta da diyeceksin ki Galatasaray doğranmıştır. Ha demiyorsan benim Galatasaray'ların da olmaz. Bu kadar basit yani. Ya bıktım abi böyle bir maç olamaz. Böyle bir maç olamaz yani. Abi sadece Mustaraya sarı kart vermesi değil konu. İnanılmaz saçma kararları var ya. Bir şey söyleyeceğim. Boye'nin Boye'nin pozisyon Ya abi Icardi vuruyor. Top rakipten çıkıyor. Out veriyor. Boye şapalay yapıştırıyor. Ya tamam kırmızı kartlık bir pozisyon değil ama Sarı kart ya o. Ha şu değerlendirilebilir. Ceza sahası içerisinde miydi? Ceza sahası dışarısında mıydı? O değerlendirilebilir. Dersin ki evet abi ceza sahası içerisinde veya ceza sahası ceza sahası içerisinde ise penaltı. Ha dışarıdaysa da faul çalacaksın ona ya. Faul vereceksin ona. Diyesin ki çizgi üzerinde faul kardeşim. Icardi diyor ki ya hocam avut veriyorsun ama avut değil. Korner adamdan sekiyor avuta gidiyor. Adama sarı kart veriyorsun. Rezilliğin artık daniskası ya. Daha kötü. Ya hakikaten rezilliğin daniskası. Hakem. Ahmet Ağoğlu hakem olarak çıksaydı bu kadar kötü yönetmezdi. Bu kadar da net söylüyorum. Ayrıca artık çözdüm ben bu işi. Çok net bir şekilde çözdüm. Türkiye'de bu yerli hakemler inanılmaz bir lobi kurmuş. Bu lobi, bu lobi büyük bir ihtimal ee, siyasetin çok ciddi bir noktasına ulaşıyor. Ondan dolayı da karışamıyorlar. Çünkü bir tane normal insan bu kadar kötü hakem performansı gördükten sonra hakemleri önce bir gönderir ter terhis ederdi. Yabancı hakem getirirdi. Ha yapmıyor musunuz? Bu işin altında ben bir şeyler arıyorum. Bir şeyler var yani bu işin içinde. Demek ki Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ben olsam sadece hakemlere ayar çekebileceğim. Kimsenin gücü yetmiyor. El atamazlar onu anladık artık. 10 dakika oldu artık biraz maç konuşacağım. Ama gerçekten sinir, sinir krizi geçirdim maçı izlerken ya. Kötü yönetmek de değil bu biliyor musunuz? Art niyet. Bu kötü yönetmek de değil. Bak Türkiye'de hakemler Türkiye'deki hakemler. Bir. Ee, üç kısma ayırırım ben Türkiye'deki hakemleri. Tamam mı? Türkiye'deki ben hakem anlayışını, hakem şeyini ben üçe ayırırım. E, bunlardan bir tanesi tetikçiliktir. Diğeri operasyon çocukluğudur. Üçüncüsü de yani kötü hakemdir. Tetikçiliktir. Operasyon çocukluğudur. Bu adamın yaptığı operasyon çocukluğu. Icardi'nin de son dakika uzatmalardan attığı o mükemmel golü de aldığım kaynaklara göre hakemin bir tarafına güzel sokmuşlar o topu. Ama bilmiyorum teyit etmem lazım. Benim kaynağım yanıl yanılmaz. Ama böyle haberler geliyordu. Yani o kafayla attığı golün o top sadece kaleye girmemiş, hakemin bir tarafına da girmiş. Şimdi Galatasaray maçının biraz futbol konuşayım. Önce Trabzonspor'dan biraz başlayayım. Ondan sonra. Şimdi öncelikle Trabzonspor çok kötü bir kadro kurmuş. E, Viper, Sergio Oliveira bayağı iyiydi. Yani öyle söyleyeyim. E, yani Galatasaray'ı değerleneceğim. Ufak bir Trabzon atayım sonra Galatasaray'a geleceğim. E, Trabzonspor çok kötü bir kadro kurmuş ondan sonra e, çok ne söyleyeyim yani özellikle Kurbol ismiydi neydi bir tane ön libero var Yunan e, yani Siopis gönderip onu almalarındaki amaç neydi ben gerçekten anlayamıyorum çok kötü bir oyuncu çok net yani Doğucan Aspolat falan ondan daha iyi oynar o kadar net söyleyeyim e, onun dışında e, kadro gerçekten çok kötü çok çok kötü kadro yani belki Trabzonspor başkanı sponsorluklar olarak İyi sponsorluklar çözmüş olabilir. Belki kulübü de rahatlatmış olabilir bilmiyorum. İçerideki mali durumlarını ama sponsor gelirlerini biliyoruz. Sponsor gelirleri gayet iyi. Çok iyi bir iş çıkarmış ama onun dışında transfer ve kadro planlama konusunda batırmış. Ee, şey, geçen ben Trabzonspor'u hiç beğenmedim. Kadroya da genel olarak baktığımız zaman da çok kötü bir kadro. Özellikle şey çok kötü. Enes Bardi ve Bakasetas'ın performansları çok kötüydü. Aslında Kurbolis birazcık daha tam bir ön libero işte kesici falan hani daha çapa ön libero gibi desek de Enes Bardi ile Bakasetas ikisi genellikle 8-10 numaralarda oynayan daha teknik oyuncular ama ikisinin de performansı çok kötü. Gerçi Enes Bardi Trabzon'a geldiğinden beri çok kötü ama bilmiyorum İspanya Ligi'nde birkaç maçını izlemiştim gerçi gayet de iyi oynuyordu. Ama Trabzon'a bir türlü olmadı. Bakasetas çok geriye gitmiş çok kötü yani. Bakasetas'ta Barda ikilisinin orta sahadaki yaratıcılığı hiç yoktu. Sıfır yani. Baya kötüydü. Onun dışında e, Trezegi çok kötüydü. Ben beğenmedim Trezegi'yi. Trezegi'yi beğenmedim. Onun dışında Trabzonspor'un bir tane sağ kanadı vardı. Sonlara doğru. E, onu hala çözemedim. O, o ne, 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 yapıyor ya? O futbolcu mu? O, çözemedim. İşin sonunda Nenat Beylisa'ya da gelirsek geçen sene geldiğinde de oynattığı oyuna bakıyordum. Bu sene de oynattığı oyuna bakıyorum. İki maçtır Trabzonspor maçlarını izliyorum dün. Hani ikinci hafta bizde maçı oynayacak diye ben geçen hafta da izlemiştim. Nenat Bielisa'dan da bir şey olmaz. Ben size söyleyeyim. Yani Türkiye'ye geldiğinde bir anda Nenat Bielisa ee, bir rüzgara esti. Biliyorsunuz ki eski Fenerbahçe bu Twitter'daki Fenerbahçe fenomenlerin bir kesiminin hayranıdır Nenat Bielisa. Aa Bielisa o iyi hocadır falan filan. Ya hakikaten. Yani Trabzonsporlu özellikle Twitter'daki e, Twitter'daki Fenerbahçeli pardon. Twitter'daki Fenerbahçeli bir kesimin övdüğü hoca eğer bir hocayı bir oyuncuyu övüyorlarsa hakikaten ondan hiçbir şey gelmez. Onu da biraz daha fazla anladık. Çok kötü bir hoca. Ben Trabzonspor başkanı yerinde olsam birazcık daha devam ederim. Şöyle bir bakarım incelerim ama e giderim Fatih Tekke'yi getiririm takım başına. Görüşüyorum İstanbul Spor'a da derim ki yani işte para isterseniz para da veririz bunun için. Çünkü Avrupa'da yapılıyor bu. Team Direktör'e de belli bir bonservis veriliyor. ben gerçekten giderim Fatih Tekke'yi alırım. Fatih Tekke bu takımı bir toparlarsa o toparlar. Ondan sonra Nenat Bielisan'a bir şey olacak gibi bir şey olmayacaktır. Onu söyleyeyim size. Trabzonspor'u genel olarak beğenmedim. Eee... Hakimziye tribünlere gelmiş. Bunu gördüm ben tribünlerdeyken Hakimziye'yi gördüm. Ee, onun dışında Trabzonspor gerçekten kadro olarak da bayağı kötü bir kadrosu var. Ee, bakalım nereye kadar ilerleyecekler ama ben Trabzonspor'un çok net ilk dörde bile gelebileceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray Fenerbahçe 5'te ilk 3'te devam eder. İzlediğimiz kadarıyla Adana Demir fena değil. Onun dışında Adana Demir fena değil. Onlar ilk dördü paylaşırlar. Başakşehir falan filan var. Trabzonspor'un en iyi ihtimali 6. 7. lig yap olur bu sene. Gerçekten çok kötü bir kadrosu var. Hiç hazırlanamamışlar transfer döneminden bu yana. Galatasaray'a gelirsek de Galatasaray'ı ben beğendim. Galatasaray Angelino haricinde ilk 11'e baktığımız zaman ki dünkü verdiğim size ilk 11'de Dünkü verdiğim ilk 11'de e, Erdem Prime'le abone olmuştum. Teşekkür ederim dostum e, geç dün konuştuğumuz zaman abi Galatasaray maçı ne olur işte Trabzon Galatasaray kadrolarında ne çıkar dediğimde hemen hep, bütün söylediğim oyuncular tuttu yani baya hepsini söyledim yani baya maç kadrosunu baya vermişim Trabzonspor'un da kadrosunu verdim dediğim gibi yani viska yoksa Abdülkerim sağ kanada atar e, ile Bakasitasya e, Bakasitas yapar akasın Kurbolis falan olur. E, ondan sonra yok Mayet Mayat 5 yani Galatasaray rakip kötü diye mi iyi gözükmedi? Galatasaray'ın oyun planına baktığımız zaman Galatasaray iyiydi. Zaten hakem o engellemezdi maç farka giderdi. Yani Galatasaray oyununu ben beğendim. Daha fazla detaylarına gireceğim ben bu arada. Bayağı doğrandık. Ona rağmen bayağı iyiydi. Yani kolay değil. Bu doğrama şeklini Fenerbahçe yaptığı zaman Fenerbahçe sahadan siliniyor. Yani o psikolojiyi de atlatamıyorlar. Fenerbahçe mesela o Özellikle düşüşleri de ondan dolayı olur. Sezon içerisindeki özellikle ikinci yarıdan sonraki düşüşler o şeyi tutturamıyorlar. Yani Galatasaray'ın da olayı o. Kaosları iyi şey yapabiliyordu. Sakinleştirebiliyorlar. Şimdi Galatasaray'a gelirsek dün dediğim gibi verdiğim kadronun hemen hemen aynısını verdim ben. E, Trabzonspor için de verdim aynısını. E, gerçekten Angelino haricinde geçen seneki Galatasaray kadrosunun e, Galatasaray kadrosuydu genel olarak baktığımız zaman. Ve e, şunu çok beğendim Galatasaray'da. E, ilk yere özellikle Gayet iyi bir oyun vardı. Kerem de Barış ve Sergio Oliveira gibilerini de dahil ederek bunu söylüyorum. Daha sonra ikinci yarı 50'den sonra tabii düşüşler yaşadı. Keremle Barış yine de toparlandı diyebilirim. Diğer özellikle Kayseri maçı ve ondan önceki Avrupa, Avrupa maçlarını da hesaba katarsak, bütün oyuncularda teker teker ve takım oyunu olaraktan bir e, toparlanma var. Bu çok net bir şekilde gözüküyor. Angelino iyi alışmış. Onda dediğim gibi yani bütün oyuncuların teker teker hepsinde böyle bir şeyler var. bir toparlama var. Teker teker bireysel olarak toparlanmanın dışında da şeyleri de var. E, takım oyunu yapısında da bir toparlanma, bir oturak var. Tabi bunun önemli bir kısmı geçen sene Angelino haricinde geçen seneki ana kadronun da oynamasından yani hepsinin birbirini tanımasından dolayı da bir eşeği var. Ee, onun dışında farklı deney, deneyişleri gördük. Farklı şeyler de gördüm. O beni mutlu etti gerçekten Okan Hoca ile alakalı. Mesela e, maça baktığımız zaman Mertens, Sergio Oliveira, Torreira orta sahasıyla çıktı Galatasaray. E, ve baktığımız zaman bu kadro orta saha için söylüyorum. Hem Mertens hem Oliveira hem Torreira. E, bir de, yani şimdi tamam Torreira geçen seneden beri hem Oliveira'nın hem de Mertens'in o açıklarını iyi kapatıyordu ama olay or burada şuydu. Bunların açığını kapatırken çok büyük bir efor sarf ediyordu. E şimdi baktığı zaman Torreira gelmiş e, sakatlıktan dönmüş. Sezonun Ağustos ayındayız. Ağustos'un 20'sindeyiz. 19'un e, 19'unda 20'sindeyiz. Yani %100 fit midir? Bence değildir. E, ama ne yaptı Okan Hoca bununla alakalı? Bu kadar fizik düşük, fiziği düşük olan oyuncular arasında. Sasha Boye'yi bazı zamanlarda orta sahaya gönderdi. Gö gönderdi. Sabek'te. Yani Barış Alper'i çizgiye bastırdı. Saşa Boy'u sahte bek gibi bazı maç, bazı pozisyonlarda tabii onun hızlı, çabuk düşünebilen olmasından kaynaklı. Hemen geldi Torreira, Sergio'nun olduğu merkeze kadar geldi. Arnold formülü diyebiliriz. Doğru söylüyorsun. Hemen oraya kadar geldi. Ama Arnold formülü şudur. Arnold direkt orta saha oynuyor. Tek, yani Arnold'un tekniğinden yararlanarak orta sahaya kadar çekip onun o tekniğinden yararlanıyorlar. Sasha Boyer'i orta sahaya kadar çekip onun o pres gücünden yararlandı. Alanları sıklaştırdı. Sayısal üstünlüğü ele geçirdi. Kurbolis zaten savun... Yani Kurbolis'le... Bu arada doğru söylüyorum galiba ismini de ben karıştır telaffuz söylerken yanlış söyleyebilirim. Kurbolis'le Enes Bardi Bakasetas ikilisinin arası bayağı açık olduğu için... E, Enes Bardi Bakasetas'ın olduğu yerlerde hem Sergio ki Sergio bayağı defansif oynattı bu maçta. Bence daha mantıklı. Çünkü Sergio'nun bu fizik düşüklüğünden dolayı bu kadar daha fazla bir tık daha geriye çekmesi ya çift altı olarak oynatması Torreira Sergio'yu daha mantıklı 8 numaradansa. Sergio ve Torreira'nın olduğu yerde bir de boyu göndererek 3 üç, 2'ye üçlü sıkıştırma yaparak özellikle Bardi Bakasetas'a karşı Torreira Sergio Sasha boy ile bir ki Mertens Allah var bu yaşına rağmen. Yani bu kadar pres hem orta sahanın ortasında hem Icardi'nin yanında bu kadar pres yapan bir oyuncu. Al gerçekten mükemmel oyuncu. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Onun da presiyle alanları kapatmasıyla bir dörtlü hat oluşturuyorlardı. Böylelikle Trabzonspor aldığı ort, yani orta sahadan aldığı her topları doğru kullanamamaya başladı. Yapamadılar. Orada belki Trabzonspor için Abdülkadir, Abdülkadir Ömür'ü şey yapabilirdi. Orta sahaya kadar. Onu, da onu yakınlaştırabilirdi ama bu sefer sabek çıkamıyor. Lersen çok iyi tempolu bir oyuncu değil. Yaşı hafiften yukarıya doğru çıktı. O artık gittili geldiği oyunu oynayamıyor. Bir de karşısında Kerem Aktürk oldu var. Tam çıkamıyor. Çünkü Kerem tehdit edince tam çıkamıyor. E Kadir Ömür'ü de orta sahaya çekselerdi. Sak yani Anhelino'nun olduğu bölge bomboş kalacaktı. Oradan gidemeyecekler. Yine bir sıkışma olacaktı. E, soldan tek tercihi hani alalım tak sola Trezegi atalım. Trezegi bir şeyler yapsın. Ama Saşaboy bu maçtaki iyi yanı şuydu. O orta sahadaki presi yapan Torreira ile Sergio ve Mertens'in arasına girip hem oradaki alanı kapatıp hem oradaki e, ala, öyle bir alanı kapatıp pres yapıp topu tekrardan geri kazanmasını sağ, sağladıktan sonra hem de bu işiyle beraber ana işinden bir tanesi olan savunmada Trezeguet ile birebir savunmasını çok iyi yapmasından dolayı ben Saşaboy'u tebrik ediyorum. Mükemmel bir performans ortaya koydu. Mükemmel bir performans ortaya koydu. Onun dışında ee, Okan Buruk kafasında bir şeyleri değiştirmiş. Geçen senelerde Raşit ile bunu yaparken dedi ki ben Barış Alper'den bunu yapamam, Barış Alper bunu yapamaz, öyle bir oyuncu değil çünkü. O zaman Raşit'ım yoksa beni dedi. Saşa boyu ile Raşit ikilisi bozulduysa ben o zaman Barış Alper'i çizgiye. Zaten sağ ayaklı biliyorsunuz, sağ ayaklı sağ kanatta oynuyor. Onu çizgiye bastırayım, Saşa boyu içeriye yollayayım dedi. Bu ufak hani o yoksa benim de alternatif planım var hani. Mantığı doğru bir mantıktı. İşledi mi? İşledi. Bu maçta işledi. Onun dışında Ali Palabayık doğraması mı? Atilla Koran'ın doğraması. Allah tepsini nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kerem Aktürkoğlu tekrardan söylediğim söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu alakalı şunu söyleyebilirim. Eee bitince sözümüze duracağız. Kruf bitince yine kapatırım ben online. Ya yarın gel. Ya, yarın olsun. Sözünü yarın tut o zaman. Tamam mı? Çünkü çok geç bitiyor maçlar. Ben de hemen yorum yapacağım, çıkacağım. Bir de bunları YouTube atmak, işte edit alıp TikTok'a atmak. Ya kapatma da benim diğer işlerim de var. Bir de bunları yapmam lazım. Zaten saat geç oluyor. Yani kusura bakmayın. Ama yarın söz. Yani yarın gerçekten iyi bir yayın yapacağız yani. E tam bir 10 dakika sohbet ederiz. Sıkıntı yok. Pena... Tam sıkıntı yok yani. 5-10 dakika bir muhabbet yapıyoruz. Öyle çıkarız. Velot hoş geldin. Yasin atabilirsin oyuncu reytingleri ama Yasin bir dakika. Yasin sen bana fısıldığını anlat. Sen bana fısıldan at. Çünkü chat akıyor. Chatten kayıp iş şey yapabilirim. Abi ileride Zaha Tete gibi isimler oynaması için sohbetteki yazmacını tercih eder misin? Olur. Niye olmasın? Ya da şöyle olur. Birisi oyna. Ya şöyle ben de Günay da oynayabilir bu arada. Ee, kalede. Günay da oynayabilir. Bakalım o artık Okan Hoca'nın bileceği iş. Dediğim gibi daha fazla gelecek adamlar var. Hakim Ziye gelecek. Onun bir hazırlanma süreci var. Ee, tete şey çıktıktan sonra lisansı çıktıktan sonra o gelecek. Zaha gelecek bunlar daha gelmedi. Bunlar, yani bakan bu birazcık daha seviyesini arttırması lazım. Çok kolay işler değildir. Özellikle ikinci forret olarak geliyorsanız hem Icardi'nin arkasındasınız. birazcık da şey yapmanız lazım. Yani birazcık ona sakin davranmakta fayda var. onun için bu oyuncuların da gelmesiyle beraber çok daha ciddi bakacağım bakacağım. Çok daha fazla ciddi şeylerin olması gerekiyor. birazcık zamana ihtiyacımız var ama özellikle bu takımın Geçen seneden olan takım biz burada neyi eleştiriyorduk? Ya tamam yeni transferler geliyor ama bizim geçen seneden kalma bir kadromuz var. Ve hakikaten baktığımız zaman kadroya Raşısa haricinde geçen seneden hemen hemen bütün oyuncular bizim takımımızda. Şimdi bunlarla aynı oyunu oynayalım geçen seneki. Bu maçta Trabzon maçında bu oyunu oynadılar. Onun için ben tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir toparlanma takımın oyununu da beğendim. Ee, performans da iyiydi. Ağustos ayı için söylüyorum bu arada bunu tırnak içerisinde. Yani bu oyun bir Ağustos ayında bir Trabzonspor derbisine karşı oynadığım bir oyun. Ve bu kadar farklı oyuncular yokken bu kadroyla işte Barış çıkıyor, Yunus giriyor falan. İşte Kerem var işte falan e, Kerem çıktığında bir başka bir sol kanat giremiyor. Bakan mı giriyor falan filan hani böyle. Bunlara bakılırsa bir derbi maçı bir derbi galibiyeti ben önemli buluyorum. Bunun için Okan Hoca'yı da girenlerle çıkanlara kadar e, Kerem diyecektim pardon. Ben e, girenlerle çıkanlarla hepsini gerçekten tebrik ederim. Şimdi oyuncu reytinglere bakalım. Galatasaray vs hakemler. MVP 8.3 Icardi. Mükemmel. Özellikle ikinci gol neydi abi 90 artı 2'de ya. Yani bir anda gerçekten e, Kerem Demirbay ona da zamana ihtiyaç var. Kerem Demirbay'da zamana ihtiyacı var. Kerem Demirbay'da iyi olacaktır. Bakacağız. Yani Kerem Demirbay'e şimdiden yangın yapmaya gerek yok. E, çünkü yeni geldi. Birazcık bir ısınsın, bir bir şey yapsın. Bir ona bakacağız. Ama iyi bir silahtır. Özellikle e, orta sahada derin oyun kurucu rolünde bir alternatif için gerçekten iyi bir oyuncudur. Icardi e, Bakacağım dur. Icardi'nin ikinci golü mükemmel bir goldü. Zaten abi işte kaliteli golcü başka bir şey biliyorsunuz mu? Oyun oynarsınız. Mü mükemmel bir mücadele. O ayrı. Ama elinde mükemmel bir striker'ın varsa çok rahatsın be abi. Adam geldi. Bir tık tık bittirdi maçı. Hadi görüşürüz. Hakeme diyorum abi hakeme rağmen kazandık. Ve Icardi belli etti orada kendini. Onun dışında Kerem 7.7 almış. Yok ben buna katılmıyorum. Kerem'in bana göre ortalaması çok fazla top kayıpları da yaptı. Kerem 7.7'den biraz düşürülebilir. 7.2'lere kadar düşürülebilir. 7.Oliviera. Oliviera Oliveira bu maçta iyiydi. Özellikle ikili mücadeleleri de bayağı iyiydi. Kerem ısıklandı. Islıklamayalım abi. Gerek yok. Kazandığımız maç ne, niye ıslıklıyoruz ki? Kay kaybederiz. Islıklarsın da yani. Ondan sonra Oliviera'nın özellikle şeyi çok iyiydi savunmadaki o ikili mücadeleler ve top kapmaları gayet iyiydi. Ben her zaman söylüyorum. Abi sen eğer artık pas atamıyorsan ee, bari bir şeyler yap. O bir şeyleri yaptı. İşte ben o beklediğim olay o. Ya orta sahadaki oyuncunun bir şey yapabilmesi lazım. Bu maçta gayet iyiydi. Onun dışında 7.3 boy. Kerem o 7.7 boy 7.3. Çok katılmıyorum. Bence boyunun bir değiştirmesi lazım. Kerem Aktürkoğlu'nun 7.3, boyunun 7.7 olması lazım. Ee, Kürşat eyvallah kesene bereket. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Torreira 6.8 katılmıyorum. Muster 6.8 Abdülkerim 6.6 Abdülkerim'in bir tane hatası var. Abdülkerim'in bir tane hatası Abi bakan bu yol alacaklarına Jackney'in takına sonuçta ikisi de kazma. Bakan bu ama 1.2 milyon euro maaş alıyor. Jackney 2.5 milyon euro maaş alıyor. Onu da hesaba kat <laughs> yani öyle bir problem. Bir de, bir de bakan bu sessiz sakin. Jack ne olay çıkaran bir adam. Ya, tam aynı denklem olmadı. Neyse. Abdülkerim'in bir tane hatası vardı. Ama bir tane bir taneydi. O topu ayağından sektirdi. Bir şey oldu. Allah'tan Umut bozuk galiba atamadı o pozisyonda. Olabilir. Bağış mı geldi? Ha yok. Pardon. Abi şaka maka iddia yattık gitti bizim 100 TL bağış. Olsun. Artık diğer haftaya. Onun dışında Abdülkerim dışında Mertens 6.6 hiç katılmıyorum. Mertens bir şey söyleyeceğim yani Mertens nasıl 6.6 alır, bilmiyorum. Barış 6.2 küfür etmesi. Şimdi bak Kerem bak Kerem'e 7.7 verildi Barış'a 6.2 vermek hayvanlı bir şey. Hayvansı bir şey yani. Oha. Bu kadar sarhoşluğa gerek yok. Yani bana göre sen Kerem'e 7.7 verdiysen Barış'a da bir 6.8 bir 6.9 öttürürsün. 6.2 ne abi? Küfür mü ettin yani? Sana demiyorum oğlum. Maç kuleye gidiyorum. o şey yok. Al. Niye öyle demiş? Yedekler 7.2 Yunus. 7.1 Kaan, 6.6 Bakan bu, 6.6 Berkan, 6.5 Kerem Demirbay 6.5, Berkan 6.6 alıp Anelino 6.2 niye nasıl olabiliyor yani? Ya da Barış 6.2 nasıl olabiliyor? Bilmiyorum bu puanlamalar neye göre yapılıyor? 200 TL bağış geldi. Nerede gel lan? Kaçırdım mı ben onu? Bakacağım. Online o dur bakayım hakikaten kaçırmışım. Online bu arada gerçekten bugün e, uyum yani bugün sabahlayacağım sabahlarken sen şu şeyde ekranda çıkacak onu ayarlayacağım. 200 lira balışta bulunmuşsun hocam çok teşekkür ederim kesene bereket sağ ol. Eyvallah gerçekten sağ olasın. Şimdi onun dışında e, Gazel alakalı başka neyi söyleyebilirim? Ee, Tahsin'cim önemli değil ya. Hani Umarım şey olur yani. Bir katkımız olmuştur. Discord'a bir gün muhabbet etmek isterim. Yapacağız. Yapacağız yapacağız. Onu da yapacağız. Hafta içi yaparız. Onun dışında Galatasaray'ı gerçekten beğendim. Tetene'den neden oynamadı? Tete'nin oynamaması sebebi daha lisansı çıkartılmadı. Ondan dolayı oynatılmıyor. Ee, ben dediğim gibi özellikle Kayseri Spor maçından sonra çok tetiklenmiştim. Ondan dolayı da çok üzülmüştüm. Acaba bu takım niye böyle bir anda düşüş yaşadı falan demiştim. Ee, ama dediğim gibi özellikle bu kadro bu oyun bu geri dönüş yani özelliklilik ikinci haftadan sonra bu geri dönüş benim e, şeyimiz e, geçen hoşuma gitti. Takım Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Öyle bir bağışlık ama. Hukuki sorunlar var. Ondan dolayı. Dediğim gibi senin rakibin ne kadar e, senin rakibin ne kadar eksik olsa da kötü olsa da e, tam oturmamış bir takım olsa da derbi derbidir. Derbi derbidir. Onun içinde bu derbiyi buna göre şey yapmak gerekiyor. Derbi özelinden yorumlamak gerekiyor. Çünkü hani bilirsiniz bir derbi olur. Atıyorum Tarihin en kötü Fenerbahçesi dersin. Ee, ondan sonra da Fenerbahçe mesela yener seni. Çünkü neden derbidir? Hani bunlar normal şeyler. Bunlar normal şeyler. Ee, derbi maçının kazanılması bir derbi galibiyetiyle başlamamız hem kulübü havaya sokmuştur. Hem de eee işlerin daha yolunda gittiğini şey yapar. Şu an konuşamadım. Bir cümle kuramadım da bir dakika. Yani derbi galibiyeti hem takım için pozitif etki sağlar. Hem daha fazla iştah sağlar. Takımın iştahını arttırır. Hem de şey yapabilir. Yani o özellikle dediğim gibi e, önemli bir galibiyettir. Öyle ya da böyle bir şekilde. Derbi galibiyetiyle ikinci haftadan sonunda başlamamız bayağı iyi oldu. Şimdi başka konuşabileceğimiz ne olabilir bu maçla alakalı? Hakem konuştuk. Trabzon'a biraz girdik. Galatasaray'a girdik. Ee, var mı başka konuşacağım? Bence yok. Bundan sonra arkadaşlar muhabbetimiz devam ediyor. Youtube'dan izleyenler. Kroif dönüşünün e, bu bölümünde de biz Trabzon, Galatasaray Trabzonspor maçını konuştuk. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ya izlediğiniz için pardon geldiğiniz için yayına gelenler var pardon. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like'ınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, muhabbetimizi beğendiyseniz Twitch açıklama kısmında Twitch linki var. Oradan takip edersiniz. Gelebilirsiniz. Başladığından hemen sonra yayındayız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.